Merhaba, Müthiş Türkler ve Dostları programına hoş geldiniz. Bugün çok özel birisini konuk ettik. Evren Gökner. Capital Recording stüdyolarındayız. Kendi odasındayız. Türkçe konuşacağız. Tamam, ama ne güzel. Aslında sen Amerika'da doğmuştun, değil evet, mi? Evet, doğru. Evet, doğru. Şey, Michigan'da doğdum. Annem babam Türkiye'den geldiler. Ve işte Michigan'da doğup büyüdüm, burada okudum. Ondan sonra üniversiteyi bitirdikten sonra Los Angeles'a taşındım. Hı hı. Daha çok işte müzik dünyasına girmek için. Hı hı. Ve işte macera öyle başladı. Şimdi sen Mastering Engineer olarak çalışıyorsun burada. Evet. Fakat daha pek çok becerilerin var tabii. Müzik, oturup da Mastering Engineer diye bir kariyere başlanılmaz. Mutlaka bunun bir mutfağı vardı, gerisi vardı. Evet. Onlardan bahseder misin? Tabii. İlginç bir şey, evet. Çünkü yani işimi yaparken yani birçok tecrübe ya onu etkiliyor bir şekilde. Birleştiriyorsun. Evet, birleştiriyorum. Evet. Ve onlar ne? Mesela ben işte müzisyenim. Yani çocukken piyano çalıyordum. Ondan sonra gitara geçtim. Ondan sonra Los Angeles'a ilk taşındığımda burada Musicians Institute'da gitar programına gittim. Hı-hı. Orada işte gitar çalma yeteneğim biraz hafif ilerledi, gelişti. Ondan sonra işte yani benim sevdiğim müziklerden en sevdiğim müzik galiba rock müzik diyebilirim. Dolayısıyla rock gruplarda çalmaya başladım. Ondan sonra şey başladı, işte beste yazmak, söylemek ve yani bir müddet sonra, birkaç yıl sonra işte ben de kendi gruplarımı kurmaya başladım. Evet. Rock grupları. Ama aynı zamanda stüdyolarda çalışıyordum. Kayıt öğrendim ve o da yani önemli bir şey mastering için, işte kayıt nasıl oluyor bir grup, yani herhangi tarz müzik olsa şey yani caz, klasik, rock, hip hop da vardı çok. İşte onlar nasıl kayıt yapıyorlar ve işte bunları nasıl mix edilmiş hale getiriliyor. İşte onları öğrendik stüdyoda ve mastering'de yani hepsinden böyle biraz bir etki alıyorum yani. Yani çünkü tarzları iyi tanıyorum ve tarz olarak yani mesela bir singer-songwriter tarzında bir sanatçı yoksa bir rock grup yoksa bir hip-hopçı yani bunların hepsinin müziğinde böyle bir duygulu bir etkiye varmaya çalışıyorlar ve onunla bir ilişkin olması lazım. Evet. Ama sen sanatçıyla direkt çalışıyorsun. Herkes çalışıyor mu senin gibi? Benim bildiğim kadarıyla bazıları sanatçıyı eskiden ya da recording stüdyo alıyormuş. Şarkını söyle, kaydını yap, kenara çekil. Bundan sonrası bize ait. Evet, ama evet. Sen sanki senin anlattığın daha farklı. Sen sanatçıyla yani birlikte çalışıyorsun. İlginç bir konu. Yani genelde daha bağımsız yani independent sanatçılar daha çok böyle bir konuşma, sohbet bir ortamda bu iş oluyor. Yani ben çalışıyorum, kendi işimi yapıyorum yani hiç kimse bana karışmaz o safhada ama yani bazen insanlar ya işte önceden ya sonradan ha şunu böyle duydum, şunu şöyle duydum, acaba ne yapabiliriz yani, yoksa bu benim en sevdiğim plak farklı duyuluyor. Anladım. Neden? İşte buna nasıl daha yanaşabiliriz? Yani onun için evet öyle bir konuşma geçiyor hep. Ama yani daha böyle ünlü büyük sanatçılar onlara pek şöyle oluyor. Yani prodüktörleri oluyor yoksa şirketleri oluyor. Evet. İşte onlara bir referans veriyorum. Ve sonra dinliyorlar. Bir yorum gelirse ondan sonra gene onun üzerine çalışıyorum ama yani direkt olarak bir temasta olmuyoruz bazen çünkü evet. Onlar artık ya meşguller ya ilgilenmiyorlar ya seni anlattığı gibi belki de güveniyor zaten. Tabii ki bazıları evet biliyor. tabii ki güveniyor. Peki hiç evet. Başına geldi mi tamamen farklı fikirdesin, adam sana daha kötü sonuçta senin de
senin imzan var altında. Tabii. Ve senin de gurur duyman gerekir sonuçta. Evet, evet. Ama adam tamamen senin hiç istemeyeceğin bir yöne götürmeye çalışıyor. Öyle bir şey oldu mu? Ara sıra oluyor. Yani çok diyor. Çünkü açıkçası yani insanlar bana niçin geliyorlar? Çünkü işte ya işte bir tanıdıklarının projenin üzerine çalıştım. Hı. Ve onu duydular ve onun sesini beğendiler. Ve senin için geliyorlar zaten. Evet, onu demek istiyorum. Yani genelde evet. Yani büyük evet. Bir yüzde de yani öyle oluyor ve öyle olunca nasılsa yani senin intibaların, senin yanaşma tarzını, senin kulağını yani istiyorlar nasılsa. Evet. Onun için genelde öyle olmuyor ama yani ara sıra tabii ki öyle bir durum oluyor ya ben o durumlarda yani çok iyi anlamaya çalışıyorum yani çünkü bazen insanlar kendilerini güzel ifade edemiyorlar. Doğru. İfade edemiyorlar. Anlatamıyorlar yani. Zaten müzik de çok evet, fluffy. Evet, esoterik bir şey. Anlatmak zor. Evet, aynen öyle. Ve bazı insanlar kelimeleri bulamıyorlar yoksa onun için yani bazen böyle bir konuşma geçer yoksa şey rica ederim söylerim işte yani bir örnek var mı yani böyle sizin tarzınıza evet beğendiğiniz bir kayıt onu bir getirebilir misiniz bana yani soruyorum o zaman onu böyle bir dinliyorum ve bazen anlattığı şeyler yani tam ters yani o şey kayıtta ne bileyim ben şey dinamik istiyorum diyorlar. Kayıt çok böyle şey yani yüksek seviyede ve sıkışmış halde ve dinamik hiç değil. Ve onu böyle ondan sonra anlatıyorum. Ama yani ben anlatıyorum. Benim böyle bir şeyim yok yani ilaki benim istediğim gibi olsun diye %100 yani böyle takılmam. Yani yani mesela sen gelirsen ve söylersin ya yani ben tiz frekansı çok severim. Yani çok aşırı tiz frekanslı istiyorum. Yani ben onun doğal olarak kendim öyle galiba yapmam yani senin ama... Senin zevkin değil ama... Benim zevkim değil ama yani sen rica ediyorsan, sen istiyorsan ben tabii ben deneyelim bakalım. Ben işte o istikamete giderim yani sonunda. Yani senin sanatın, senin planın evet. Ve benim işim o hesapta onu sağlamak yani senin... görüntün, senin açış bakış açın onu sağlamak için ben de çabalıyorum yani sonunda. Ama yani genelde yani %85, %90 insanlar yani tamam şöyle bir işte nasıl müzik duyuluyor yani anlaşılıyor. Evet. Ve işte senin kulağına güveniyoruz. Yani sana senin için geliyor. Evet yani evet, hatta evet. Bazen insanlar evet tam şey tam tersi böyle işte biz hiçbir şey söylemek istemiyoruz yani bir yorum vermek istemiyoruz yani sen bunu dinle yani kendi tecrübene göre kulağına göre sen yap, yani evet. Sen bunu yap çünkü biz ama nasılsın? Ne güzel. O zaman olgunlaşmış bir kariyer. Evet evet yani şanslıyım. Çünkü o herkese olmaz. Evet 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 evet. O noktaya gelmiş olmak lazım. Evet doğru söylüyorsun ve yani şanslıyım o konudan ve genelde öyle oluyor ve hem de bence bazen insanlar nasıl bıkıyorlar yani o yani işte kayıt mix'ten sonra yani bazı işte yazmışlar besteyi evet. Ondan sonra provalar kayıt mix yani bıkmışlar bu müziklerde yani bu mastering o açıdan da güzel bir şey çünkü benim böyle bir temiz kulaklarla yanaşıyorum ilk kez duyuyorum bu şeyleri ve yani o da önemli bir perspektif oluyor. Bazen ben de işte yorumlarım da bazen şeyle ilgili hiç değil yani kayıt ve mastering değil şey prodüksiyonla ilgili yorumlarım oluyor bazen mesela şey işte burada armoni koyarsanız bu yani kayıt yani şarkı çok daha güzel olacak yoksa burada bir ne bileyim işte bir zil falan şu bölümde yani ufak tefek şeyler bazen öneriyorum ve yaparlarsa genelde yani çok daha güzel oluyor. Ne güzel, çok güzel. Hem Amerikalılarla çalışıyorsun sen. Evet. Hem de Türklerle çalışıyorsun. Evet. Üstelik de büyük isimlerle çalışıyorsun. Evet. Herhangi birileriyle değil. Evet. Sen o evrensel olmayan müziği duyuyorsundur. Tabii, tabii. Diyorsun dur ki hep Amerikalılar hep bunda ısrar ediyor. Türkler bunda ısrar ediyor. O nedir? Ya güzel soru. Yani bence genel olarak mesela diyelim işte rock. Yani çünkü en çok Türk müzik müzisyenler ya rockçılar ya popçularla çalışmışımdır ve mesela işte Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Sezen Aksu,
Ondan sonra bazı şey kalan müzikten sanatçılar, kim vardı? Kardeş Türküler, Arto Tunç Boyacıhan. Yine de büyük bir spektrum. Yani büyük bir spektrum. Tek bir cins değil tek aslında. Değil ama evet. Evet tek değil ama yine de. Evet, evet tek değil ama farklı şeyler. Mesela Türk, mesela rockçuların arasında Amerika'da daha çok böyle gitar böyle ön planda oluyor. Biraz daha böyle yırtıcı bir gitar şey oluyor Amerika'da. Rock, Türkiye'de yani. Gene evet ama Türkiye'de gene o biraz hafif yani yumuşak seviyorlar birazcık daha ve yani tabii ki herkes vokali ön planda duymak ister ama sanki Türk Türk kayıtlarda bu daha çok önemli bile. Yani çok önde olsun istiyorlar. Peki şimdi şunu soralım. Bir sürü Türk insanlarla çalışıyorsun, sanatçılarla. Hep bir merakımız var. Sanki Türkiye'de büyük olmak yetişmiyormuş gibi. İlla kendimizi ispatlayacağız. Hep diyorlar ki dünya sanatçısı çıkaramıyoruz. Bir türlü bizden dünyaca ünlü birisi çıkmıyor. Şart mıdır, değil midir? Onu tartışabiliriz. Evet. Çıkar mı? Çıkabilir tabii ki. Niçin çıkmasın ki? Çıkabilir. Bence yani ama ya İngilizcesi söyle, İngilizce söylemesi lazım ya şarkıcısı. Evet. Eğer yani o var. Deneyenler oldu. Evet, ama yine de crossover olmadı. Yani o birçok şey onu etkileyebilir yani işte ekipte kim var, kim çalışıyor ekipte, yani bunu nasıl tanıtıyorlar, evet. Yani ne seviyede tanıtıyorlar, ne kadar parayla tanıtıyorlar. Yani çünkü anladığım kadarıyla genelde o sanatçılar işte geliyorlar, bir süre deniyorlar, ondan sonra yani 2-3 sene sonra geri dönüyorlar gibi. Evet, bir de herhalde 1-2 kişi geliyor, o çıkmıyor. Halbuki burada binlerce insan geliyor, içinden sıkışa sıkışa bir kişi evet, çıkıyor. Evet, evet. Ancak biz de binlerce insan yollayacağız. Olamaz. Belki evet, aynen öyle olabilir. Evet, yani içinden bir tane çıkacak. Evet, evet, aynen öyle. Yani bence tabii ki mümkün ama yani nasıl olacak? Yani evet, yani belki birisi burada yani gelip de kalması bir süre yani uzun süre yani belki bir 10 yıl gibi. Yani birisi evet. Diyelim ki 16 yaşında gelirse eğer ve işte bu amaçla gelirse ve belki 26-25 yaşındaki evet. Belki böyle bir güzel şansı iyiyse ve güzel bir şey yapıyorsa, güzel insanlarla çalışırsa belki bir şey olur. Ama yani şans, büyük bir şans. Herkes için büyük bir şans. Evet. Yani yani biz Hollywood'dayız yani en çok konuşulan şey yani I want to make it. Evet. Will I make it? Or did you make it? Can people make it? Evet. Yani bu make it şey var burada. Amerikalılar bile yapamıyor. Değil tabii mi? Tabii canım yani? Yani tabii yani kolay mı? Yani çünkü geliyorsun Los Angeles'a bir. Yani büyük bir şehir. Pahalı bir şehir. Yani işte kiranı ödeyeceksin, yemek yiyeceksin, işte araba gerekiyor genelde. Yani bu şeyler de var. Yani hayatın gerçek normal zorlamaları var. Evet, onlar bitmiyor ki. Onlar da var. Ve yani o da sonunda bir etkisi oluyor. Çünkü diyelim geliyor bir para biriktirmişsin, geliyorsun yani. Bir sene sonra, iki sene sonra belki o bitebilir. Evet. Ondan sonra ne yapacaksın şimdi yani? Bir yani. Şey böyle istediğin yere gelişmediyse eğer. Yani. Peki bu müzik biznesinin hali ne olacak? Yani, şu anda bilmiyorum. Bir değişim içinde. Çok çok içinde. Çok büyük değişiklikler var. Hatta yani bu şöyle anlatayım. Bu bina oturduğumuz bina biliyorsunuz çok ünlü bilinen bir tarihi bina. Tarihi bir yer. Evet. Biz şimdi Capitol Tower'dayız. Evet. Tüm filmlerde patlatıyorlar bu binayı falan evet, sürekli. Değil mi? Evet. Aliens'ler falan. Aliens geliyor falan. UFO'lar gelir. Evet, mesela 2007'de bu bina satıldı. Yani şirket bu binanın sahibi de 50'lerden. Ondan sonra sattılar bunu. Ve ondan sonra bu şirket satıldı. Bir tane private equity diye bir şirket, Terra Firma diye bir şirket. Ama o adam yapamadı ve sonra bankaya gitti şirket. Şimdi bankadan bu şirket Universal Music Group'tan alındı. Yani bir ay evvel bu yani onay olmuş yani. Evet, evet. Şimdi başka bir sahibimiz var bu şirkette.
Universal Music Group. Şimdi dünyada 3 tane müzik şirket kaldı büyük. Evet. Yani 3 tane var. Universal Music Group, Sony ve Warner Brothers. 3 tane şirket kaldı. Yani büyük şirket, bildiğimiz evet. büyük şirket. Evet. Ve ne oluyor müzik dünyasında? Sürekli küçülüyor. Nasıl küçülüyor? Yani bir işte korsanlık da var. Yani bu teknoloji bunu eritiyor yavaş yavaş. Yani teknoloji dolayısıyla korsanlık çoğaldı. Yani herkes dosyaları böyle alabiliyor, alabiliyor, işte share edebiliyor falan, paylaşabiliyor bunları. Hem de müziğin mesela CD'ler artık yani eskiden işte 15-16 dolara satılıyordu. Şimdi onlar işte 19'a iniyor. Satışlar da azaldı. Çünkü genelde insanlar dosyayı dinliyorlar telefonlarında, evet. iPad'larında falan. Eskiden böyle güzel stereolarımız olurdu. Evet, pahalı. Büyük işte pahalı. Şimdi sanki kimsenin umurunda da değil. Yani iyi dinliyor mu, dinlemiyor mu? Yok, çok az insan öyle bir audio file yani. O da önemli master için yani bir audio file yani. olma gerekiyor. Yani ne demek? İşte ses senin için çok önemli bir şey olması lazım ve o sesi böyle kaliteli bir ortamda, kaliteli sistemde dinlemek yani senin hoşuna gitmesi lazım. Şimdi senin bir de ayrıca müzik yapıyorsun. Sen evet, sadece başkalarının müziklerini cilalamıyorsun. Evet, evet. Bir de ayrıca müzisyensin. Zaten baştan da çok güzel anlattın ama ben seni cilalamak aynı öyle. Aynı. Evet, kendi müziğimi de yapıyorum. Yani nasılsa işte o da bir benim bir tutkum. O amaçla nasılsa geldim Los Angeles'a ilk, yani onu geliştirmek için ve yani Evil Maria diye bir grubum var. Biz rock çalıyoruz. İşte ben besteleri yazıyorum, şarkı söylüyorum, gitar çalıyorum ve bizim yani kendim bir 4 tane albümüm var. 3 tanesi kendi ismim altında Evren, Göknar, 2 tanesi bir tanesi Evren. Ondan sonra düşündüm ki ya nasılsa grupla hep çalıyorum. Yani bir grup isim bulayım. Bir filmden bir grup isim buldum. Metropolis diye bir film var. O filmden, o filmde bir Maria diye bir kadın var. Onun işte robot hali Evil Maria. Ve düşündüm ki ne kadar güzel bir rock grup isim olur bu. Ve o öyle bir karar verdim ve Evil Maria geldi dünyaya. Biz de bir tane albüm çıkardık, bir tane de plak çıkardık, vinil, bir 7'in. Şimdi yeni besteler topluyorum ve bir video çıkacak galiba bir ay sonra videomuz çıkacak. YouTube'da mı gösteriyorsun? Evet, şimdi YouTube'da bir tane video var Along the Way diye. Onun esasında Türkçe versiyonu da var YouTube'da bu aralar diye. O YouTube'da şimdi 3000 falan view'lar var, fena değil. Evet. Bu yeni video da çok güzel olacak. Bir arkadaşlarım onu çekti ve edit ediyorlar. Hı hı. O da Rabbit Run diye bir video. O video için bir tane tavşan kostüm giydim. Hı hı. Los Angeles'te gezdim biraz. Çok kimse bakmamıştır. Hiç kimse bakmadı. Tabii. Ben onu hep İstanbul'da giysem görürsün ne olur. Ne olur İstanbul? Vallahi bir daha çıkamazsın o kostümden. Gerçekten çok güzel bir şey çünkü İnsanlar gerçekten böyle yani işte hey bunny like, let me take my pictures diye. Ya ama yani hoşuna gidiyorlar, mutlu oluyorlar. Nedense insanlar bir tavşanları seviyorlar. Bunu tavşanları seviyorlar. Evet, böyle bir tavşan sevgisi var. Sen nereden çıkarttın tavşanı? İşte şapkadan diyecek. Yok, bestenin ismi evet. Rabbit Run. Evet. Ve dolayısıyla öyle bir treatment. Tam uymuş. Evet, uymuş. Ama yani her neyse o da tatlı bir şey. Onu da belki izlersiniz YouTube'da evet. bir gün. Evet. Ve inşallah bu sene de belki bir kayıtlar yapabiliriz. Peki senin albümlerini nereden bulabiliriz? Öbür albümler iTunes'da. Hı-hı. Yani iTunes.com şeyi search böyle araştırırsanız evet. iTunes'da işte Evil Maria yoksa Evren Göknar. Tamam. Onlar çıkarlar karşına. Hem de cdbaby.com'da onlar bulunabiliyor. Evet işte ama o da yani güzel bir şey yani ve onu da böyle geliştirebildim ve yani hala işte çalmaya niyetliyim ve beste yazmaya niyetliyim ve o da yani kendim şanslı hissediyorum çünkü
onu böyle bir şekilde bırakmadım yani. Evet. Ve hoşuma gidiyor. Yani mesela iki akşam evvel çaldık burada şeyde El Cid diye. Evet. Diye bir yerde. Ve yani güzel yani gittikçe bence o daha iyiye gidiyor yani böyle. Daha çok hoşuma gidiyor yani. Daha çok dikkat edebiliyorum. Aa işte şöyle yapalım, böyle yapalım yoksa yani besteler bence biraz daha ilginç oluyor yazdığım besteler. Evet, olgunlaşıyor. O da güzel bir şey. Yani sanki orada bir hala bir enerji var, bir tutku var yani. O bitmedi. Yani. Ama onu tutabilmen çok belki de az insanın nasip olan bir şey. Çünkü belki rockstar olmak herkesin hayalinde vardı, senin de vardı. Tabii. O olmayınca o zaman belki küskünlük olmamış. Küskünlük değilse demek ki gerçekten seviyormuşsun. Tabii öyle küskünlük öyle bir şey yok. Yani nasılsa yani evet bazı insanlar işte star şeyinle daha çok evet. ilgileniyorlar ama ben sanat tarafından daha çok ilgileniyorum. Yani bestenin kalitesi nasıl, melodiler nasıl, yani evet. grubun iyi, ne kadar iyi çalıyor grup, kayıtlar ne kadar güzel duyuluyor falan. Yani o şeyler beni ilgilendiriyor. İşte star olmak falan. Tabii ki herkes onu bir noktada ister yani böyle bir hayatımı kazanayım öyle kendi yarattığım şeylerden. Evet. Öyle kazanabileyim. Yani o da çok harika, güzel bir şey. Onu aşağılamıyorum da. Yani ben de böyle onun böyle sanat tarafları daha çok beni ilgilendiriyor ve çekiyor. Evet, hatta yapamazsan belki de insan çıldıracak gibi olur. Tabii yani. Aynen öyle. İşte yapamazsan çok böyle evet bunalıma girerim ben. Yani o çok çok böyle önemli bir şey. Yani Amerika'da sevdiğin kimler var? Yani gruplar arasında mı? Ha vallahi şimdi yani popüler olmak zorunda değiller. Sen evet. söyle, biz bulalım. Şimdi çünkü müzik çok değişti. Çok independent insanları tabii. bulmak mümkün. Tamam, şöyle anlatayım. Kimi seviyorum? Yani birçok müziği seviyorum ve birçok müziği dinlemişimdir. Çünkü nasıl işimde de dinliyorum yani. Hem de işte böyle tanınmamış kişilerin müziklerini evet. dinliyorum. Bazıları da çok güzel yani. Çok güzel, tanınmamış müzisyenler var. Çok, evet. Yani çok yetenekli. Biraz bulması zor. Bulması zor, yoksa işte onlar kendilerini bir şekilde tanıtamıyorlar. Bu da var yani. Bir de kalabalık çok. Kalabalık market çok. Market çok kalabalık. Şeyden evet, o da işte teknoloji açısından çok kalabalık. Zor oluyor bazen. Zor oluyor evet, yani biraz daha bile gürültü yapman lazım. Onun için evet. böyle işte Lady Gaga'lar falan çıkıyor ortaya. Çünkü evet. böyle ne kadar çılgın olabilsek belki o topluluktan biraz kendimizi ayırtırız gibi bir bence evet. bir düşünce var. Bir felsefe var. Ama yani benim sevdiğim müzikler şöyle, yani böyle 60'lardan müziği çok seviyorum. Mesela The Kinks, you know, yani o tarz grupları seviyordum. Yani bildiğiniz şeyden, The British Invasion gruplar. Evet. Ondan sonra 70'lerden Elvis Costello, The Stranglers, ondan sonra daha çok işte 80'lerin sonlarına doğru The Pixies, ve 90'larda Sleater-Kinney diye bir çok güzel bir grup vardı. Yola Tango. Yani o tarz biraz daha indie gruplar. Evet. Onları seviyorum. Yoksa daha yeni gruplar da The Decemberists. Onları seviyorum. Yani o tarz gruplar daha çok kendim için evet. Hoşuma gidiyor. Şu sıralar kimler var? Var mı yeni birileri? Yepyeni, kim var yepyeni? En yeniler işte o diğerler, işte onlar 2-3 sene içinde mesela The Decemberists. Ama yani yepyeni grupları ben böyle işte çok fazla yani araştırmıyorum açıkçası. Yani. Biraz şeyden geçmesi lazım, evet. elekten geçmesi. Evet, evet. Çünkü mesela çok fazla. Radyoya yani dinliyorum radyoyu ama yani çok çok böyle sürekli dinlemiyorum açıkçası. Ama evet, biraz dediğin gibi. Yani aynen öyle. Beklemek gerekiyor. Beklemek gerekiyor biraz. Halbuki o da seni bekliyor. Beni dinlesinler diye. Evet, aynen öyle. Ama hem de şöyle bir şey var. Ben mesela yani işimde de sürekli müzik dinliyorum. Yani evet. Ve bazen işte yani eve döndüğümde yani böyle biraz böyle sessizlik de hoşuma gidiyor. Çok açıkçası. Kibarca söyledin. Evet. Yani bıktım demedin. Evet evet. Böyle bir sakinlik, bir sessizlik de çok kibar. Güzel geliyor bazen.
Şimdi evde bebek var. Sessizlik olmaz. Artık bitti senin sessizlik. Evet, evet, aynen öyle. Ama yani çok şükür yani oğlumuz şey yani uyurken biraz ağlıyor ama yani tatlı bir çocuk. Adı yani. Ne söyler Milas. Misin? Evet, Milas. Adı Milas. Çok özel bir isim. Evet, çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel bir isim. Evet, evet, yani o da büyük bir mutluluk kaynağı oldu bizim için. Senin eşin Türk? Evet. Türkiye'den mi? Evet, o da o Türkiye'den. Türk. Evet, evet, aynen öyle. Evet. Evet, o ilk kez yani biz evlendikten sonra geldi Amerika'ya. Hmm, evet. Evet. Yani orada tanıştık. Orada tanıştık, evet. Türkiye'den sevdiğin, izlediğin bir sanatçılar var mı? Yani böyle çalıştığım sanatçıları seviyorum, beğeniyorum. Mesela işte önceden bahsettiğim sanatçılar, yani Mor ve Ötesi, yani Red diye bir grup var, onlarla da çalıştım. Şebnem Ferah, yani onların müzikleri, kayıtlarını yani çok kaliteli buluyorum. Yani yetenekli insanlar, yani onun için takdir ediyorum yani. Hem de bazen böyle Türk, bu esasında burada Los Angeles'ta da bir şey, bir takip eden Amerikalılar da var, bir Türk psychedelic müzik, yani 70'lerden. Ha. Mesela Erkin Koray, evet. Bunalım diye bir grup vardı. Hı-hı. Falan filan. Yani bu gruplar burada da böyle bir kilidi oluyor hafif. Çünkü çok ilginç buluyorlar bazı Amerikalılar, rockçular. O tarz müziği de, o tür müziği de ben seviyorum. İşte Barış Manço biraz farklı ama bu 70'lerden Türk, evet, pop rock müziği benim hoşuma da gidiyor. Biraz naiflik var içinde. Aynen, o da öyle. Güzel. O güzel, evet, ve o, dolayısıyla böyle bir o saflık var ve bir güzel. De kayıtları da çok şey, böyle kalabalık değil. Çok, evet, enteresan, evde çekilmiş, yapılmış gibi. Aynen öyle, evet, aynen öyle ve o çok böyle taze gibi şey geliyor, evet, yani. Bugün işte dediğin gibi işte kayıtlar bilhassa pop rock'ta böyle bazen kalabalık dolu oluyor ya. Bunlar da, evet, bir böyle mesafe var enstrümanların, evet, arasında ve sanki onlar ilginç çünkü böyle Anadolu bir etkisi var, Anadolu müziğin. Ondan sonra ama aynı zamanda bunlar işte biraz rock takılıyorlar yani işte elektro saz, elektro gitar falan. Senin müziğinde var mı Türk müziğinin etkisi hiç? Bence var tabii ki, var. Yani neden? Ama şey olarak değil, yani bilinç altında var gibi oluyor. Tabii, nasıl oluyor? İşte melodilerde biraz böyle bir hüzünlük... Minör. Evet, minör. Aynen öyle. Minör oluyor. Minör şey, kilitleri seviyorum. O, o daha hüzünlü kilitler. Sözler yani İngilizce söylüyor ama... Ama şeyinde var mı yani? Hüzünlülük. O açıdan bakmak var mı? Tabii tabii. Bence var. Yani o var. Yani açıkçası ama bu son senelerde daha çok yani bir bilerek yani daha çok mutlu konular üzerine böyle bir ilham almaya çalışıyorum yani çünkü bazen yani nasıl fazla mı kaçtı? Ya fazla kaçmadı yani nasıl herkesin problemi var değil mi yani, evet, bir şekilde yani artık yani bir şarkı dinleyince bence bir dinleyen kişi yani tamam benim işte sorunlarım var, senin sorunlarını duymak istemiyorum artık yani. Başka bir şey, yani bir mutlu bir şey dinleyelim, bir ümitli bir şey. Biraz yani, upbeat. Evet, evet, biraz daha upbeat şeyler, konulardan yani bahsediyorum. Mesela oğlum doğduktan sonra bir tane beste yazdım, ismi Happy Cloud. Ay, yani ve o şarkıyı çok seviyorum ben. Neyse. Ve ama yani öyle işte 10 sene evvel onu yazamazdım. Daha çok böyle tortured sanatçı böyle evet, böyle hayat ne kadar bilmem ne. Evet. Ama hayatta olduğun yere göre değişiyor. Evet, değişiyor. Demek ki yazmaya devam etmek lazım. Kim tabii bilir 80 yaşında ne yazacaksın? Evet, kim bilir. Evet. Yani, o zaman torunlar olur. Evet, onlara yazarsın. İnşallah. Evet, inşallah. Evet. Son bir soru. Evet. Grammy sahibi olmak nasıl bir şey? O inanılmaz güzel bir şey. Çünkü senin bahsettiğin gibi yani mesela ben ilk stüdyolarda çalıştığımda 1989 senesiydi. Yani 2013 mü? Müzisyenler o kadar yapamaz matematik. 24. Esasında müzisyenler biliyorsunuz matematik, evet, çok iyi. Matematikçiler iyi müzik yapıyor. Evet. Müzisyenler aynen iyi matematik yapıyor. Bilmiyorum, benim matematiğim iyidir ya. Ama çünkü, işte evet, 24 sene. Evet. 24 sene işte yani 23 sene o zaman bu 2 sene falan oldu. İşte
çabalıyorsun, bazen zor şartlarda, bazen işte yani iş yerine geç gidiyorsun, işte gece yarısı, işte bazen işte çok kazanmıyorsun, bazı zamanlar iyi kazanıyorsun. Neyse işte çabalıyorsun ama öyle bir şey kazanmak sanki senin gayretlerin bir şekilde yani evrenden, bir yerden, senin yani bir müzik topluluk mu diyeyim, yani bir müzik dernek mi diyeyim, yani oradan bir acknowledgement, evet, appreciation, ha, bir, birileri beğenmiş evet, o çok yalnız, güzel bir şey evet. Çünkü yalnız bir iş bazen müzik, evet, çok yalnız bir iş oluyor, hem de yani bazen böyle şeyler yani böyle bir yani çünkü herkes bir Grammy ne olduğunu biliyor yani, evet, böyle bir ve damga gibi bir şey. Büyük bir damga gibi bir şey ve yani bilmiyorum işte sonra harika bir duyguydu yani hiç de beklemiyordum. Yani o da daha güzel bile yani çünkü böyle sanki bir yerden bir şey geliyor. Aa öyle mi yani bir aday oldu ondan sonra kazandı falan. Ondan sonra gidiyorsun törene. Harika bir şey yani ama o kadar yıl stüdyolarda çalışmaktan sonra ve o kadar proje üzerine çalıştıktan sonra böyle öyle bir şey kazanmak yani sanki birisi bunu bir şekilde takdir etti yoksa yani acknowledge etti işte yaptığım işi yani onun için çok böyle yani bir mutluluk kaynağı hem de sonra da işte böyle insanlar bazen böyle işte arıyorlar bilmiyorum pazarlık etmeye çalışıyorlar falan. İşte diyorsun işte bu sene Grammy kazandım yani. Ondan sonra artık, hemen susuyorlar. Artık. Değil mi? İyiymiş. Evet. Evet iyiymiş. Müthiş Türkler ve Dostları programında bugün Evren Göknar ile görüştük. Bizi misafir etti. Hep bize geliyorlar. Bu sefer biz size geldik efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben sizi teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Bizi atnc.tv'den takip etmeye devam edin.